Hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İzlenmesi inanılmaz düşük olacak bir videoya. Neden bugün? Evet, çünkü bugün erkek videosu çekiyoruz. Erkekleri çok 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 uzun zamandır ihmal ettim. Ama sorun bir, neden ihmal ettim? Bir kez büyük bir aşkla en seksi bulduğum, en çekici bulduğum 3 erkek sonbahar kış videosu çekmiştim. Ve gerçekten hani çok beğendiğim, çok etkilendiğim kapılardı ama hiç izlenmedi. Hiç. Çünkü hani araştırdık, benim erkek izleyici kitlem %10'muş. %90'ı kadınmış. Ve hanımlara da hak veriyorum. Niye erkek videosu izleyesiniz? Fakat bu videonun içinde unisex 3-4 tane kadınların da kullanabileceği seçenek var. Artık izleyenler içinden o parfümleri bulabilecekler. Şaka yapıyorum. Her parfümün dakikasını açıklamalara bırakacağım ki hani daha çok uzun bir video olacağı için bilinmeyen parfümler tık 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 bulunabilsin. Evet. Çok heyecanlıyım. Bayağı bir çalıştım. Çünkü Osman, sen bilmiyorsun. Erkek hakimiyetinin daha yoğun olduğu, erkek katılımının çok daha fazla olduğu bazı parfüm grupları var diyeyim. Sosyal medyada bu işte beyler günün parfümünü konuşuyorlar, parfümler hakkında tartışıyorlar, parfümleri nasıl bulduklarını değerlendiriyorlar falan ve çok ciddiler. Ben de bir o kadar ciddi olmayan bir karakter olarak beni nasıl bulacaklar, nasıl eleştirecekler çok merak ediyorum. Şey diyorlarmış. Cansu Hanım, bence sizi bu işi bırakın, hiç anlamıyorsunuz falan. Gelebilir, böyle yorumlar gelebilir, bekliyorum. Evet. Ne anlatıyorum? 10 niş erkek önerisi olacak bugün bu videoda. İlkbahar yaza uygun. Batuhan isimlerini şimdi buralara yazacak. 5-5 görüyor olmanız lazım. Bunların en büyük özelliği benim içimde güzel duygular uyandıran, en böyle sevdiğim dostlarıma, işte nişanlıma, babama falan. Bunları kullanın, bunları duymaktan, bir erkeğin vücudundan bu kokuların gelmesinden hoşlandığım için bütün yakın dostlarıma, çevreme bu kokuları öneriyorum. Ve hani bu kokuları çok beğendiğim için mağazamda da bu kokuları bulunduruyorum. Ve bir müşteri işte gelip bir bey dediği zaman işte ben ilkbahar yaza uygun şu kokular, şu tarz kokular seviyorum, ne önerirsiniz? Direkt ilk sunduklarım bunlar oluyor ve haliyle en çok satanlar da bu listede yer alan parfümler oluyor. Şey de diyebiliriz bu videonun başında, en çok satan ilkbahar yaz erkekmiş kokular. Çünkü en çok satanlar. Evet, başlayalım o zaman Tayga'yla. Ben önceden sürdüm sizin için kağıda. Tayga nasıl bir koku? Greyfurt'un, odonsu notaların ve ambreoxanın çok yoğunlukta olduğu bir koku. Daha fazla bir nota açılımı vermemişler zaten. Sır gibi bir koku. Benim kokladığım anda vurulduğum bir koku. Bu cümleyi sık sık duyacaksınız. Çünkü işte aşık olduğum kokuları anlatıyorum. Ne bekliyorsunuz ki? Hani her kokla işte o mutluluğu yine yaşatıyor bana. Çok az nota verilmiş fakat ben içinde yoğun yoğun grapefruit, yoğun yoğun limon, bergamot, fresh spice denilen böyle safranlı, artık zencefil mi, tamamen atıyorum yani. Sadece hani eminim yoklardır. Eminim ben hani kalkıp da şu burun böyle burnumu götürüp de şimdi safran da var, zencefil de var diyebilecek şeyde değilim. Onun için çok başka eğitimler, çok başka bir buruna sahip olmak lazım ama yani neye yoracağımı bilemiyorum. İçindekiler sır gibi, bilemiyoruz yani. Zencefili kestiğimiz zaman aldığım o kokuyu anımsar gibiyim. Bakara rujda o safran yoğunluğu, hani Targa'da biraz onu hisseder gibiyim. Hissedebildiklerim bunlar. Çok çok etkilendiğim, çok çok sevdiğim bir koku. İlkbahar yaza da çok yakışacak bir koku. Bu kokuyu hani şiddetle tavsiye ediyorum denemeyenlerin için. Özel bir koku olduğunu düşünüyorum. Bu işte grapefruit dedim, hissettiklerim arasında limon, bergamot, işte safran, zencefil olabilir belki dedim. Ambroxan zaten var. Amber yine hissedilen notalarında. Odunsu notalar da ilk etapta hiç kendini vermezken bir 15 dakika sonrasında ciddi anlamda kendini hissettiriyor ama odunsu notalar dediğim zaman bu anlatacağım hiçbir parfümde sakın udlu mudlu bir şey hayal etmeyin. Bazen odunsu notalar dediğim zaman ben uddan hoşlanmıyorum, ben işte More Than Words gibi kokulardan hoşlanmıyorum diyen müşteriler oluyor. Hayır, odunsu nota demek bu değil. Kokladığınız en tatlı kokuda bile odunsu nota olabilir. Bu başka bir şey. Hani birçoğumuz biliyoruz zaten. Nedir uyarayım dedi. İkinci kokuya geçiyorum. İkinci kokumuz Elysium. Elysium nasıl bir koku? Elysium öncelikle
cennet demek. Yani cennet gibi bir yer ve cennet anlamına geliyormuş. Buraları falan yine bırakırız. Mitolojide de anlamı olan bir yeraltı dünyası, cennet falan. Güzel bir hikayesi var bunun da, bu kelimenin anlamında. Greyfurt var, elma var, ambergris var, galbanum var, limon var. Bu da yine greyfurt ve limon çılgınlığıyla başlıyor. Onun keskinliğini çok güzel alıyorsunuz. Bu kokunun şöyle bir hali var. Oturduktan sonra amberin güzelliğini yoğun ve tatlı bir şekilde hissedebildiğiniz bir koku bu. Greyfurt, limon, elmayı çok baskın burnunuzun aldığı bir koku. Çok enteresan bir şekilde ben bu kokuda bir şey daha aldım ama sadece ilk açılışta. Bu kokuda böyle kokladığımda, daha böyle tenimde ıslakken, nemliyken kokladığımda reçinemsi, balzamik bir koku da aldım. Hatta böyle o reçinemsi, balzamik tavrı mı desem artık, o bir şeyi, initio absolut aphrodisiac diye bir koku var, bilirsiniz. Onunla da benzettim. Sadece başlangıçtaki küçücük bir esintiden bahsediyorum. Fakat kokunun tamamının genel olarak hiçbir ilgisi yok. Greyfurt, limon, bergamot, elmanın yoğun yoğun hissedildiği çok ferah bir koku. Yani hani madem anlamı Elzheimer'ın şeymiş, cennetmiş. Çok da güzel bir koku zaten. Ben de hani şey diyorum o zaman, cennetteki nuriler böyle kokuyor olmalı. Yani çok çekici ve güzel bir koku. Üçüncü kokumuza geçiyorum. Üçüncü kokumuz, herkesin bildiği dilleri destan Aventus. Aventus'u bilmeyen yok sanıyorum. Olanlar için bir de ben anlatıyorum nasıl bir koku. Aventus yoğun olarak ananas, ardıç, misk, siyah frenk üzümü, elma, bergamot gibi notaların en yoğun hissedildiği şahane bir tasarım. Ananasın olması bence ilk Aventus'un çıktığı zaman, hani Aventus'a bu kadar insanların hayran kalmasının sebebi bence ananastı. Çok güzel bir harman ya. Hani keşke bu kadar böyle şey olmasaydı, benzeri çıkmasaydı mı desem, ne desem. Gerçi benzerleri de çok güzel. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çok güzel bir koku. Yani şey, beğenmeme, kimsenin beğenmeme gibi bir olasılığı yok. Aventus o anlamda kolay bir koku. Şu da olabilir. Hani ben hiç koku zevkim yoktur. Bana bir koku verin, herkes hayran kalsın. Buyurun Aventus. Ben bir koku arıyorum. İşte çekici olsun, güzel koksun. Buyurun Aventus. Hani kolay içe sinen bir koku. Kolay kullanılan bir koku. Çünkü herkes çok beğeniyor. Yani şu hoş bir şey. Bir otururken işte bir arkadaşınızın, ya Ali ne sıktın, çok güzel kokuyor. Bu yorumu, bu güzel cümleyi sık sık alacağınız, yüksek olasılıkla alacağınız garanti bir banko koku, cepte bir koku. O yüzden hani Aventus da her zaman baş tacıdır, yani başımızın tacıdır. Çok severim. Ve bunun da odunsu bir tarafı var. Ardıç'ın verdiği sanıyorum o odunsuluk. Bunda da bir böyle 15-25 dakikadan sonra kendini hissettirmeye başlıyor. Fakat hep ananas ön planda. Hep. Yani odunsuluk var, kabul. Fakat hani öyle güçlü bir şey hayal etmeyin. Elzium'da bile daha güçlüdür. Aventus'ta o kadar hissetmiyorum ben. Daha ziyade ananasın sululuğu, o fresh tavır var kokuda. Evet, böyle yemeklerden örnek verecek olursak nasıl tarif edebilirim daha basit şimdi? Bir de o yoldan gidelim. Çünkü Aventus temel bir koku olduğunu düşündüğüm için iyi kavranmasını istiyorum. Hoca gibi konuşuyorum Batuhan, farkındayım. 2x2 çok önemli. 4 işlemden sonra cebirsel ifadelere geçebiliriz. Bir hal aldım iyice. Kanal ismi geldi bununla. Değil mi? Evet. Evet, şimdi şöyle geldim. Ananası almışız, dilimlemişiz böyle yuvarlak yuvarlak, tabağa koyduk, sulu sulu dilimlenmiş ananasımız var elinizde. Üstüne limonu sıkmışız, limonu işte dökmüşüz ananasın üstüne. Zaten ananas sulu suluydu, bir de üstüne limon suyu geldi. Islak bir ananas var tabağımızda. Hem tatlı hem de limonu getirdiği ekşiliği olan. Üstüne bir de yeşil ekşi bir limon alalım ayrıyetten. Kabuğunu soyup rendeleyelim, rendeyi de tabağın içine atalım. Rendelenmiş sulu minik parçacıklı elmamız da tabağımızda. Üstüne de pıtır 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 siyah frenk üzümümüzü de koyalım. Bu tabağa yediğinizde damağınızda kalan tat ve burnunuzun alacağı koku çok birbirine yakın olacaktır. Sadece hayalinizde canlansın diye anlatıyorum. Çünkü damak ve koku, yani tat ve koku duyuları birbirine çok paralel ve yakın olduğu için hani canlanacaktır diye düşündüm bir şeyler. Bu kokumuzda böyle anlayacağımız. Aventus'a geçiyorum. Sonra ne olmuş? Dördüncü kokumuz olan Scent of Peace.
huzurun kokusu olmuş. Bond No. 9 tek bir tane erkek kokusu yapmış. Nasıl bir koku? Bu da yine ananasın çok yoğun hissedildiği bir koku. Ananas, siyah renk üzümü, işte bergamot, sedir, vetiver yoğunlukta. Fakat bu sedir ve vetiverin sağladığı sanıyorum bir odunsuluk var ki bayağı kuvvetli. Hani ananas olması için de Aventus'a benziyor mu gibi bir şey uyandırabilir sizde. Bir öyle bir düşünceye kapılabilirsiniz. Hafif başlangıçta o ananas tavrı benzemeleri sağlıyor. Fakat ilk koklayış, ikinci koklayışta hemen o odunsuluk çarpıyor. Öyle bir odunsuluk hayal edin ki hatta böyle ananas dilimlerin arasına talaş mı derler, böyle hani kütük parçaları koymuşsunuz da sanki odun, ot falan kokluyormuşsunuz gibi bayağı ciddi bir odunsuluktan bahsediyorum. Hatta hani o odunsuluk birazcık oturup dinlenene kadar siyah renk üzümünün falan tatlılığı gelmiyor. Yani o birazcık dinlenmek istiyor koku. Ondan sonra kendini birazcık daha o ananasın tatlılığı bilmem ne falan veriyor. İlk başta acı bile diyebileceğim bir odunsulukla giriş yapıyor. O noktada bir tık da sert buluyorum açılışını. Fakat yine bayıldığım, çok genel totalde baktığımda fresh ve işte ilkbahar yaz için hani biçilmiş kaftanlardan biri olduğunu düşündüğüm bir koku. Bir koku. Evet, şahane koku da yani. Çok seviyorum. Ben kokularına aşığıyım. Garip bir bağ var aramda kokularla. Kokuları anlatıyorum ya, çok yakışıklı tipler geliyor gözümün önüne. Öyle yani. Of, çok güzel bir koku daha geliyor şimdi. Beşinci kokumuz Tuxedo. Harika. Bunu ilk ben keşfettim bu kokuyu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve hani alan bütün müşterilerim aşık oldu. Tutuldu, bayıldı. Bayılmayacak gibi değil. Şahane bir koku. Hemen anlatıyorum. Sen de merak ettin mi? Çok merak ettim. Atayım, sen de kokla. Ver bakalım. Aşırı güzel bir koku. Ve şu an oturmuş burada vanilyanın da hissedilirliği yükselmiş. İlk açılışta çünkü alamıyorsunuz vanilyayı. Yoğun hissedilen notalarda olmasına rağmen. Bayağı çekici bir koku. Anlamı da bu arada smokin demek. Damat kokusu bile derim ben buna. Bayağı düğün, sadıç, damat falan. Böyle hani gözümün önüne jilet gibi bir adam geliyor. Subay. Böyle. Evet evet ya. Subay, asker. Çok... Ay süper koku. Anlatıyorum. İçinde ambergris, patchouli, menekşe yaprağı ve vanilya en yoğun esirilen notalarında. Ambergris hakimiyetinde dönüyor koku hemen hemen diyebilirim. O patchouli'nin o artık hani her zaman söylüyorum biliyorsunuz yeşil, bitkisel ve sivri tavrı, o soğuk hali kokuya gayet güzel çökmüş vaziyette. Menekşe yaprağının o daha hafif ve yumuşak bitkiselliği, hatta bir tık bir minicik florallik mi desem acaba, çok da emin olmamakla birlikte. Çünkü öyle bir şey de alıyorum. O da patchouli'yi çok güzel dengeliyor. Ve ilk başta, ilk etapta hiç alamadığınız bir vanilya var ki şu an burada çok güzel oturmuş. Bayağı güzel olmuş dinlendikten sonra. Çok farklı bir koku. Özellikle ben Aventus'u kullandım, Scent of Peace'i kullandım, onu bunu kullandım hani diyorsanız Tuxedo'yu kesinlikle ve şiddetle öneriyorum. Çok farklı ve çok güzel bir koku. Gerçekten ben bayıldım, daha da diyecek bir şey bulamıyorum yani. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Gelelim 6. kokumuz Cedric Boys'e. Nasıl bir koku bu? İlk aldığım zaman çok meyveli bir koku olduğunu, hatta nasıl anlatsam böyle erbapura kirke seviyesinde bayağı meyveli, saf meyveli falan bir koku olduğunu düşünüyordum. Çünkü hep müşterileri koklatırken falan testerden kokluyordum ben de, roll-on başlıktan. Fakat bu videoya hazırlanırken bileğime sürdüm. 3 saniye içinde falan böyle, yine bu da odunsulaştı ama yine güçlü bir odunsuluktan bahsediyorum. Hatta emin olamadım. Hani ben bu meyveli kokuyu sürmüştüm, başka bir şey mi sürdüm acaba falan oldum. Çünkü bayağı bir koku boyut atladı. Hani o meyveli halinden eser kalmadı diyebilirim. İçinde ne var ondan da bahsedeyim. Meyveli notalar, sedir, Sicilya limonu, siyah renk üzümü ve deri var. Meyveli notalar evet hala çok yoğun hissediliyor. Fakat hemen akabinde gelen sedir o kadar ciddi bir odunsuluk katmış ki bayağı hani meyveli odunsu değil, odunsu meyveli bir
koku olmuş benim gözümde. Yani o odun sulu siyah renk üzümünün tatlılığı bile tatlandıramamış diyeyim artık. Çünkü hemen ondan sonra bir de deri var. Derinin de keskin kendine has bir kokusu var. O da ona hani totele çok güzel uyum sağlamış. Meyveli meyveli, kirkeye meyveli diyorsak buna meyveli diyemeyiz. O kadar söyleyeyim. Yani odun sulu notaları falan bayağı hissediyorsunuz. Deriyi bayağı hissediyorsunuz. Bu da çok güzel bir seçenek yine. Bunu kadın müşterilerim de çok tercih ediyor. Bayağı unisex. Fakat ben bu kirkeden sonra bir de hani meyveli odunsu bir seçenek isterseniz belki hani öyle arayışları olan erkek takipçilerim vardır diye Cedar Boise'yi de bu listeye kesinlikle koymaya karar verdim. Hala da kararımın arkasındayım. Evet. Gelelim Fico di Amalfi. Amalfi inciri. İncir severlerin seslerini duyar edeyim. Nasıl bir koku? İçinde incir yaprağı var, incir özü var, greyfurt var, bergamot var, ağaç kavunu denilen bir nota var. Zaten cedrit denilen şey o. Limon ve sedir. En yoğun hissedilen notalar bunlar. Bu da nasıl bir koku? Bunu da yine çok acayip anlatacağım. Koku çok göreceli bir mevzu olduğu için anlatması bence çok zor bir olay. Ve hani hikayeleştirerek anlatmak ya da işte hani yemek yaparmış gibi, tarif verirmiş gibi anlatmak ya da başka bir duyuyu işte tadı devreye sokarak anlatmak karşı tarafa daha iyi geçecekmiş gibi hissediyorum ve hatta bunun tam olarak böyle olduğuna da çok inanıyorum. Daha iyi anlaşıldığına bayağı inanıyorum. O yüzden belki eleştiri gelse bile bu şekilde anlatacağım. Sarımsak dövücü. Tahta vardır ya böyle. Onu aldınız, incir yaprağını kestiniz. Sütü de aktı, yapış yapış attınız içine. Sonrasında limon sıktınız yine. Limon suyunu birazcık boşalttınız. Sonra limonu rendelediniz, onu da içine attınız. Sonrasında birazcık okyanus tuzu, birazcık okyanus suyu, greyfurt ve bergamot özütünden de birkaç damla attıktan sonra dövmeye başlıyorsunuz. Dövmeyi bıraktıktan sonra kaldırıp kokladığınızda bu kokuyu duyuyorsunuz. Böyle ferah, uçsuz bucaksız bir uçurumda duruyorsunuz da o uçurumdan işte ayaklarınızın altındaki o işte denize, göle ya da okyanusa bakarken saçlarınızdan esen o tepede olmanın verdiği zirvedeki esinti gibi esiyor. Koku bol bol esiyor. Evet, incir yaprağının kokusu çok net alınıyor. İncirle incir yaprağı bu arada karıştırılmasın. Hiçbir şekilde incir kokusuyla alakası yok. İncir yaprağı kokusu çok net alınıyor. Fakat bu koku da böyle birazcık deniz, okyanus hissi de var. Hatta biraz değil, bayağı var. Tuzlu bir tavır da alıyorum ben. İşte okyanus okyanus. İncir yaprağı artı okyanus diyebilirim ben bu koku için. Bu da kesinlikle önerdiğim bir koku. Denensin. Sıradaki parfümümüz Acqua di Sale. Adı da tuzlu su demek arkadaşlar. İçinde bunun deniz otu, tuz, mersin ve sedir var. Bayağı tuzlu su kokuyor, okyanus kokuyor, dalgalar. Hani böyle denizden çıktıktan sonra üstünüze yapışan tuz falan öyle bir şey var. Ben kokuyu hatta ilk kokladığım zaman oradan gireceğim. Aklıma Harry Potter Ateş Kadehi. O filmde bir böyle kara göl vardı. Dibini göremiyorsun. Aşağıda yosunlar, balıklar. Ne var ne yok belli değil. Hani sanmayın ki denizden, okyanustan, balıktan falan korkan biliyor ama dibini göremediğim suya giremem. Bu kokuda böyle karanlık ve gizemli bir tavır var. Deniz deniz, göl göl kokan tuzlu bir koku. Çok çok benim sevdiğim bir koku. Hafif odunsuluk hissi var yine sedirin verdiği. Fakat hani o kadar tuz ve su hissi ön planda ki hani ona hiç sıra gelmiyor yani. Ben sadece bilin diye söyledim. Çok çok güzel bir koku. İlkbaharda kullanılabileceğinden emin değilim bunun. Yaz kokusu. Evet, sırada Dark Purple var. Dark Purple'ımızı anlatıyorum. Nasıl bir koku? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dark Purple kadınlar için. For Women diye geçiyor. Fakat kesinlikle yanlış bir tespit olmuş bence. Çünkü kadın olmasına rağmen ben bu kokuyu koklattığım zaman hep erkekler beğendi ve hep erkekler aldı. Hiçbir şekilde kadınlar almadı. Ben o yüzden hala da kokladığımda aynı şeyi düşünüyorum.
erkeklere daha uygun bulduğum bir koku ya da en azından erkeklerin de rahatlıkla kullanabileceği bir koku. Alışveriş yaparken erkeklerin her zaman daha fazla tercih ettiği bir koku. Notalarında işte en yoğun hissedilen gül, erik, misk, patchouli ve kırmızı meyveler var. Fakat ben ne alıyorum? Gül, erik ve patchouli. Yani kırmızı meyveler falan o kadar almadım ben bir şey. Ve gül de nasıl? Yani gül en yoğun hissedilen ama ilk açılışta böyle yarım saati kadar falan full erik ile gidiyorsunuz. Mürdüm eriği. Onun hafif ekşi, hafif tatlı tavrı o kadar hakim ki parfümde. Çok en yoğun hissedilen erik. Sonradan gül kendini vermeye, hissettirmeye başlıyor. Ve sonradan patchouli de katılıyor olaya. Diyor ki hop siz biraz fazla yumuşadınız. Ben biraz keskinliğim ve yeşil o bitkisel tavrımla biraz kokuyu dirilteyim. Böyle hani hem yumuşak hem dinamik, kendi içinde çok güzel bir dengesi olan harika bir koku. Bence birçoğumuz hiç denemedi, bilinmeyen bir koku olduğunu düşünüyorum. Erik notası da çok parfümlere yerleştirilen bir nota, en azından en yoğun hissedilenlerde olan bir nota olmadığı için farklı gelecektir, hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum yine çok iyi satan kokularım arasında. Evet, son kokumuz Casanova. Eğer diyorsanız ki ben meyveyi sevmem, ben odunsu sevmem, ben sucuğu sevmem, ben pudralı koku severim, hoş geldiniz. Son kokumuz Casanova. Casanova nasıl kokar? En yoğun hissedilen notalarında pudra notalarının amber oksan, ambergris, incir yaprağı ve orkidenin olduğu bir koku. Bayağı ne yaparsanız yapın başlangıçtan sona hiçbir şekilde o pudra yoğunluğunu engelleyemiyorsunuz. Hep pudra ön planda. Her zaman onun varlığı ilk burna çarpan nota oluyor, his oluyor. Ambergris, yani genel olarak amber hissi de evet kokuda hakim. Ve o da ona çok güzel bir kalite ve şıklık katıyor zaten. İncir yaprağı çok hafif alınıyor. Hafif bir soğukluk katmış, bir bitkisellik katmış. Çünkü biliyorsunuz pudra kokuları genelde sıcak kokular olur. Böyle birazcık daha tensel kokular olurlar. Bu kesinlikle öyle bir koku değil. Bu hani sıcak soğuk diye ayıracak olursam soğuk bir koku. Ve bunu en çok destekleyen notalardan biri de kesinlikle incir yaprağının bitkiselliği diye düşünüyorum. Ve koku oturduktan sonra hafif bir orkidenin şıklığı da harmanı dahil oluyor. Ve hani eğer diyorsanız ki işte pudralı ve böyle sakin kokulardan hoşlanıyorum, kesinlikle Casanova. Sakin olsa bile öyle bir tarz var ki dönüp bir baktırıyor. Hani bu klas koku nereden geliyor, kimden geliyor diye Casanova'yı da şiddetle öneriyorum. Diğer daha önce anlattığım ve şu an yine sizlere ilkbahar için önerdiğim kokular arasında da Kirke, Orion ve Instant Crush var. Ve bu arada Orion aşkımı bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Hani Orion benim en sevdiğim kokudur. Evet, bu videomuz da böyle. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım beğenirsiniz ve beğenmeyi unutmazsınız. Yorum yapmayı unutmazsınız. Ha bir de abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gelelim, kaçıncı koku oldu bu, 5. mi bilmiyorum artık. Çok sürekli anlatıyorum. 6. galiba, 6. koku. Ben kaç koku anlattım? Ben 11 koku anlatıyorum galiba. Evet, 7. kokumuz. 7 mi? 7, 8 kokusu. 8. 8. kokumuz. Ne hızlı ilerliyoruz.